Suyu sevdikleri için su kenarlarında, sulak bölgelerde ve ağaçların suya yakın kısımlarında yetişmektedir. Kırkkilit çayını ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir. Saç uzatma konusunda ise hazırlanan kırkkilit otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz. Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz. Krem şeklinde kullanmak için de ezilen kırkkilit otunu zeytinyağı ile kıvam vererek yaralarınıza uygulayabilirsiniz. Kırkkilit otunda bulunan silisyum, tüketen kişinin kemik sağlığını uzun süre korumaktadır. Kemik sağlığını korurken, kemik erimesi riskini de ortadan kaldırmaktadır. Silisyum maddesi, eklem ağrıları için çare olan bir elementtir. At kuyruğu otu eklem ağrılarınızı dindirecek şifalı bir bitkidir. Ağrı kesici ilaç niteliği görmesi de kırkkilit faydaları arasında yerini alır. Antioksidan özelliğe sahip bir bitki olduğundan, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynı zamanda kış soğuklarından sizi koruyarak, kış aylarını daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Kansızlık türlerinde de tercih edilmesi gereken bir bitkidir. Anemi etkisini en aza indirecektir. Diş eti kanamaları ve ağız içi yaralarında, hücre yenileyici etkisini göstererek zedelenen dokuları yenilemektedir. Ezilerek elde edilen kırkkilit otu kremi yaraları iyileştiren bir şifa olarak karşınıza çıkar. Ayrıca sperm kalitesini yükselten bir bitki olarak bilinmektedir. Çeşitli sağlık sorunlarında doktorlar bitkisel tedavi için bu bitkiyi tavsiye etmektedir. Diyabet hastalığına şeker dengesini koruyarak, şeker hastalarının şikayetlerini en aza indirecektir. Ayrıca tansiyon düşürücü etkisiyle, hipertansiyon rahatsızlıklarında tercih edilen bir bitkidir. İç kanama riskini ortadan kaldırır ve regli döneminde daha rahat hissetmenizi sağlar. Regli sancılarını dindirir. Uyku problemleri yaşıyorsanız, uyku apnesi için de size çözüm olacaktır. Gün içinde bir fincan kırkkilit otu çayı içtiğinizde, gece daha rahat uyuduğunuzu fark edebilirsiniz. Kırkkilit otunu oluşturan bileşenler sayesinde, böbrek taşı rahatsızlığı riski de ortadan kalkacaktır. Var olan böbrek taşının da kolayca atılmasını sağlar. Aynı zamanda reflü şikayetlerinizi de en aza indirecektir. Midenizi bitki çayı ile rahatlatabilirsiniz. Tırnaklarınız güçsüz ise ve sürekli kırılma meydana geliyorsa, çözümü kırkkilit otunda saklı olacaktır. Kırkkilit otu prostat iltihaplarını yok edici özelliğe sahiptir. Kırkkilit otu saç uzatma konusunda da size yardım eder. Silisyum sayesinde hücre yenileyerek saçlarınızın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ot ile hazırlayacağınız kırkkilit kürü saç derinizin daha sağlıklı olmasında etkili olur. Kepeklenme ve dökülmeleri de ortadan kaldırır, kırkkilit otu çayı için 2 veya 3 dekalitre kırkkilit otunu bir bardak sıcak suda demleyin. Taze ise demlenme süresini 20 dakika. Kuru kullandıysanız 10 dakika sıcak suyla demlenmesi yeterli olacaktır. Gün içinde bir fincan içmeniz yeterli olacaktır. Fakat en çok 2 hafta devam etmelisiniz. Geçen 2 haftadan sonra bir süre çaya ara vermeniz gerekecektir. Saçlarınızı güçlendiren iksiri arıyorsanız, kırkkilit çayını demleyip soğutmalısınız. Soğuttuğunuz çayı şampuanınıza ekleyerek saçınızı besleyebilirsiniz. Saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde sıcağını bırakan çaya tırnaklarınızı batırıp bakım yaparsanız, tırnaklarınız daha güçlü uzayacaktır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Aynı zamanda ödem atar. Böbrek taşı düşürenlerin sıkça tercih ettiği bir çay türüdür. Vücudunuzda oluşan ağrıları dindirir. Zayıflamak ve fazla olan birkaç kilodan kurtulmak, hemen hemen herkesin yakın zamanda gerçekleşmesini istediği bir durumdur. Bu sebeple çeşitli diyetler ve bitki çayları araştırılır. Zaman zaman bu diyetlere başlanır. Kırkkilit otu Saraçoğlu tarafından da ülkemize tanıtılan, pek çok derde deva olan bir ottur. Bu bitki sizin zayıflamanızı da kolaylaştıracaktır. Kırkkilit otu çayının içindeki maddelerden dolayı ödem atma ve idrar söktürme özelliğine sahiptir. Ödem atmaya başladığınız zaman, metabolizmanız çalışacak ve kilo verme süreciniz hızlanacaktır. Bu mucize çay da sizin kilo kaybetmenize büyük destek olacaktır. Böbrek rahatsızlığı yaşayanların bu bitkiyi kullanmaması gereklidir. Hamilelik döneminde ve gebelik riski taşıyan kadınların düşük tehlikesi oluşabilir. Emziren annelerin sütünü etkileyeceği için tavsiye edilmez. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, kan değerlerinizde potasyum oldukça düşükse, potasyum değerlerini düşürmektedir. Kanı sulandıran ilaçları kullanan kişilerin de doktor onayı almaları tavsiye edilir.
bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder, aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemli hatırlatırız.